Merhaba arkadaşlar. Bugün size Venom D2 Racing ceketini tanıtacağım. Bu ceket özellikle racing kullanıcıları için yapılmış. Körük mekanizmaları var. Daha rahat etmeniz için yapılmış. Burada genişleyebilen alanları var. Tabii bu genişleyen alanlar kol arkalarında da var. Hani rahatlıkla eğilip kalkabilin ve üstünü motorun üstüne rahatlıkla yatabilin diye. Kollarında ve omuzlarında, yani dirseklerinde ve omuzlarında iyi korumalara sahip. Aynı zamanda çarpmalara karşı dışarıdan da bir koruma ile desteklenmiş bu. Şöyle bir koruma ile desteklenmiş. Ve bu tarafında, üst tarafında plastik bir kısımla hava alması sağlanmış. Biliyorsunuz bu hani %100 polyester olduğu için herhangi bir deliği veya havalandırma kısmı bulunmamaktadır. Fakat şu iki tarafındaki kanallarla havalandırılması sağlanmış. Ve içinde bir tane astarı var. Bu astar sizin üşümemenizi sağlayacaktır. Kışın rahat etmenizi sağlayacaktır. Fakat tabii 4 mevsim bir mont kadar iyi değildir. Sonuçta bu polyester bir mont. Tamam, düşmelere, çarpmalara karşı dayanıklı bir şekilde yapılmıştır. Özel bir kumaştır. Fakat bir deri kadar iyi değildir. Sırtında bir tane soft bir koruma bulunmaktadır. Bu sırtındaki soft korumayı çıkartıp level 1, level 2 bir koruma alabilirsiniz. Buradaki cırt cırt mekanizmasını da açarak bu korumayı çıkartıp o korumayı koyabilirsiniz. Kollarındaki ve omuzlarındaki korumaları da isterseniz çıkartıp level 1, level 2 korumalarla değiştirebilirsiniz. Bunun korumaları CE onaylıdır. O yüzden çarpmalara karşı dirençlidir. Dirençlilik testlerinden geçmiş korumalardır. Aynı zamanda tabii belinize oturtmak için buradaki çıt çıtları kullanabilirsiniz. Sizi çarpmalarda daha iyi koruyacak bir kumaş yapısına sahiptir. Diğer yazlık fileli montlar sizi çok fazla korumayacaktır. Fermuar mekanizmalarını görüyorsunuz zaten. İçinde de ince bir astar bulunmaktadır. Ama bu tabii bu ince astar çıkmıyor. Bu sizin terinizi iyi emebilmesi için yapılmış. Ama şu dışındaki, yani en dıştaki astar fermuardan çıkabiliyor. Yazın rahat kullanmak için bunu çıkartabilirsiniz. Cepleri çok büyük değildir ön tarafında. Fazla malzeme koymamaya çalışın. Çünkü bunlar kazalarda size büyük zarar verecektir. İç tarafında cırt cırtlı bir cebi var. Bunu da kullanabilirsiniz istiyorsanız. Sırtında da iki tane fermuar kanalı bulunmaktadır şuralarında. Bu kanalları açarak da önden giren havanın arkadan düzgün sirküle olmasını sağlayabilirsiniz. Çok fazla parlayan yeri veya reflektif şeritleri olan bir mont değildir. O yüzden kaskınızda bir reflektif özellik, sarı, yeşil tonlu falan bir şey olursa trafikte daha görünür olursunuz. Hepinize iyi sürüşler. YouTube kanalımıza üye olmayı unutmayın. Motosiklet aksesuarlarına girerek de istediğiniz tarzda başka montlara bakabilirsiniz. Hepinize iyi sürüşler.